Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz küpün nasıl çözüleceğini anlatacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Bu küpü çözmek için yapmamız gereken bir renk seçmek. Hep videolarda beyazı seçin diyorlar. O yüzden biz de beyazı seçelim. Şimdi biz beyazda artı yapacağız. Yani şuraya bir beyaz, buraya bir beyaz, buraya bir beyaz, buraya da bir beyaz getireceğiz. O yüzden mesela şunu kaldıralım. Geldi. Yani zaten biliyorsunuzdur tek yüzü yapabiliyorsunuzdur. Ona göre de artıları getirirsiniz. Kaldıralım. Geldi. Kaldırdık. Bu da geldi. Kaldırdık. Geldi. Yani şöyle bir durum olabilir belki. İşte bunu buraya nasıl getireceğiz? Böyle kaldırıyorsunuz. Sonra şöyle getiriyorsunuz. Evet. Şimdi artıyı yaptıktan sonra şu ikililere bakıyoruz. Şunlara. Bu ikililerin aynı renk olması gerekiyor. Mesela burada da burada kırmızı, burada turuncu, burada yeşil, burada da mavi olması gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? En az iki tane olması gerekiyor. O yüzden döndürüyoruz. Bir tane oldu. Sadece bir tane oldu. O yüzden bir daha çeviriyoruz. Bir tane oldu, bir tane oldu. Yani toplam iki tane oldu. Olan tarafı sağ tarafımıza alıyoruz. Bakın. Şurası ve burası oldu. Bunu sağ tarafımıza alıyoruz. Ve şöyle bir şey yapıyoruz. Çok basit. Videoyu tekrar tekrar yaparsınız. Hemen anlayamazsınız. Bunu aşağı indiriyoruz. Sonra şunu bir ok farz ederek biz de kendimize yöneltiyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Oku uzaklaştırıyoruz. Sonra bunu geri aşağı indiriyoruz. Bu kadar. Yani bu kadar basit. Şöyle bir durum olabilir. Şurada iki tane, burada iki tane olur. Aynısını yapıyorsunuz. Sonra bir daha yapıyorsunuz. Yani tekrar yapıyorsunuz oluyor. Şimdi ise şu kenarları yapacağız. Buraya beyaz, buraya beyaz, buraya beyaz gelecek. Buraya kırmızı, mavi, beyaz. Kırmızı, yeşil, beyaz. Mavi, turuncu, beyaz gelecek. Mavi, turuncu, beyaz burada. Şimdi şunu şuraya nasıl getireceğiz? Bunu göstereceğim. Şimdi bu sağ tarafta olduğu için onun aynı çizgisini getiriyoruz. Bu getireceğimiz parçayı aynı çizgiye getiriyoruz. Aynı doğruya. Sonra burası sağ taraf olduğu için aşağı sola çeviriyoruz. Sağa aşağı indiriyoruz. Aşağı sağ çevirip yukarı kaldırıyoruz. Ve parça buraya geliyor. Şimdi şöyle yapın. Buraya kırmızı, mavi, beyaz gelecek. Nerede o? Burada. Aynı doğrunun hizasına getirmemiz gerekiyordu. Yani şuraya geleceği için bunu da buraya getirmemiz gerekiyor. O yüzden bakın sağ tarafta olduğu için aşağı sola çeviriyoruz. Sağa aşağı indiriyoruz. Ve böyle oturtuyoruz. Çok basit. Şimdi bunu buraya da getireceğiz. Aynı doğru hizasına getiriyoruz. Bu doğru değil. Evet, bu doğru. Bu sefer bakın sol tarafta. Sol tarafta olduğu için sağa gönderiyoruz. Ve böylelikle ilk şeyi bitirmiş oluyoruz. Yani şurayı düzgün bir şekilde yaptık. Bu sefer bunu aşağı alıyoruz. Bakın. Aşağımızda. Şimdi ise şu şuraları yapacağız. Şura. 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 Bunu nasıl yapacağız? Şimdi buraya kırmızı mavi gelecek. Kırmızı mavi bakın şuradan. Şimdi buraya kırmızı mavi geleceği için doğru oluşturmamız gerekiyor. Yani böyle üçü de bir anda olması gerekiyor. O yüzden çeviriyoruz. Olmadı. Bakın o buraya oldu. Mesela bunun üzerinde turuncu ve yeşil var. Bu turuncu yeşil nereye gelecek? Buraya gelecek. Bakın sol tarafa gelecek. Sol tarafa geleceği için üstü sağa çeviriyoruz. Bakın bir daha göstereyim. Bu sol tarafa gelecek. İlk önce şöyle üçlü bir parça oluşturuyoruz. Bunu sol tarafa alacağımız için üstü sağa çeviriyoruz. Sonra solu kaldırıyoruz. Sola gönderiyoruz. Aşağı indiriyoruz. Sonra bu parçayı buraya yerleştiriyoruz.
Solda olduğu için sağa çeviriyoruz. Sol aşağı indirip kaldırıyoruz. Ve böylelikle şurayı oluşturmuş oluruz. Anlamamış olabilirsiniz ama bir daha yapacağız. Doğru yapalım. Gelmedi. Geldi. Şimdi bunun üzerinde ne var? Kırmızı mavi. Kırmızı mavi nereye gelecek? Buraya gelecek. Mavi ve kırmızı burada çünkü. Sol tarafta olduğu için sağa çeviriyoruz. Solu kaldırıyoruz. Sola gönderiyoruz. Sonra solu aşağı indiriyoruz. Buradan direkt şunu şöyle oturtabilirsiniz. Yani direkt. Ama böyle. Bunu yukarı kaldırıp bunu direkt şuraya oturtuyorsunuz. Solda olduğu için sağa çevirip sola aşağı indirip bunu kaldırıyorsunuz. Ve buraya oturuyor. Doğru oluşturuyoruz. Bakın buraya doğru oluştu ama sarı renk var. Sarı renk buraya gelemez. O yüzden olmuyor. Bakın doğru oluştu. Burada ne var? Mavi. Mavi nerede? Sağda. O yüzden ne yapıyoruz? Burayı sola atıyoruz. Sonra sağ tarafı kaldırıyoruz. Sağa atıyoruz. Ve sağ tarafı aşağı indiriyoruz. Bu kadar basit. Sonra bunu yukarıda tutarak sağda olduğu için sonra indirip kaldırıyoruz. Ve böylelikle ikinci katmanı da yavaş yavaş bitiriyoruz. Sonucu şunu şuraya koyacağız. Bakın kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil buraya gelecek. Sağ tarafta olduğu için sola itiyoruz. Sağa kaldırıp sağa gönderiyoruz. Aşağı indiriyoruz. Sonra bunu buraya uygun olarak yerleştiriyoruz. İkinci katmanı bitirmiş olduk. Artık sadece yukarıdaki katmanı yapacağız. Şimdi yapmamız gereken ise bakın şu şurada bir sarı şey oluşturacağız. Çizgi. Yani çizgi dediğim artı. Bunu nasıl oluşturacağız? Ezberlemeniz gereken sadece tek bir algoritma var. Çok basit. Şu. Bakın neresi olmamışsa buralar olmuş. O yüzden bakın burası olmamış. Şu. Şurayı kaldırıyorsunuz önü. Önü kaldırıyorsunuz. Sağa kaldırıyorsunuz. Üstü sola gönderiyorsunuz. Bakın bunu bir yere not edin. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bakın artı oluştu. Ama şöyle bir şey de oluşabilir. Dediğim gibi olmamış taraftan yapıyorsunuz. Olmadı. Bir daha yapıyoruz. Buradan olmuyor. Eğer bakın şöyle L şeklinde bir şey gelirse şuradan yapacağız. Buradan yapınca olmuyormuş demek ki. Buradan o algoritmayı yapmamız gerekiyor. Neden? Neden? Çünkü bunu kaldırınca zaten şurada olan bir parçaya geliyor. Ama bunu kaldırınca burada olan bir parçaya gelmiyor. O yüzden. Böyle bir şey gelirse buradan yapıyorsunuz. Aynen şöyle. Olmazsa bir daha. Ve böylelikle artımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken ise şu parçaları. Yani şuraya yeşil, buraya kırmızı, buraya mavi, buraya turuncuyu oturtmak. Bunu nasıl yapacağız? İlk gösterdiğim şeydeki gibi ikililer oluşturmamız gerekiyor. O yüzden çeviriyoruz. Şu an hiç ikili yok. Çevirdik. İkili yok. Çevirdik. İkili yok. Çevirdik. Hepsi oldu. Ama hepsi olmuyor. Bakın. Yeşil olmuş. Turuncu olmuş. Mavi ve kırmızı olmuş. Olan tarafı sağ alıyoruz. Bura ve bura olduğu için sağ tarafı aldık. Şöyle algoritma yapıyoruz. Sağa kaldırıyoruz. Sola gönderiyoruz. Sağ aşağı indirip sola gönderiyoruz. Sağ kaldırıp iki kere sola. Bu kadar basit. Yani bunu bilmeniz yeterli. Yine dediğim gibi karşılıklı da olmuş olabilir. Yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Bakın. Daha deminkini yine göstereyim. Mavi iki taraf. Yani iki tane olmuş. Bu tarafı sola alıyoruz. Ve sağa kaldırıyoruz. Sola gönderiyoruz. Sağa aşağı indirip sola gönderiyoruz. Sağ kaldırıp iki kere sola gönderiyoruz. Aşağı indiriyoruz. Ve böylelikle şey bitmiş oluyor. Yani son parçaya geçmiş oluyoruz. Son parçada ne yapacağız? Son parçada şu dörtleri yapmamız gerekiyor. Sadece onlar kalıyor. Peki bunu nasıl yapacağız?
Olmuş olan tarafı sol almamız gerekiyor. Olmuş dediğim ne? Yani doğru bir parça olacak. Mesela bura olmuş. Yani burayı biz değiştirmeyeceğiz. Buraya bakıyoruz, bura olmamış. Buraya bakıyoruz, olmamış. Buraya bakıyoruz, olmamış. Olan tarafı sola alıp şöyle yapıyoruz. Sağ kaldırıyoruz, sağa gönderiyoruz. Solu kaldırıp sola gönderiyoruz. Sağa aşağı indiriyoruz. Solu aşağı indirip bu. Bakın burayı yine olmadı. O yüzden bir daha yapıyoruz. Yani tek yapmamız gereken bu. Sonra işte şuraya şura oluyor. Ama diyorsunuz buralar olmamış. Buralar olmuş oluyor. Çünkü turuncu var, yeşil var, sarı var. Turuncu var, mavi var, sarı var. Yani bu iki parça da olmuş. Eğer hepsi olmuşsa, yani bunlar bitmedi olmamış diyorsunuz ama bunlar da olmuş. Çünkü aynı renkler. Eğer hepsi olmuşsa şunu yapıyorsunuz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Sonra olmamış tarafı yine şuraya alıyoruz. Bakın buraya. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Olana kadar yapıyoruz. Bakın buraya gelmeden. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Ve böylelikle küp bitiyor. Ama bunu bir daha göstereceğim. Hemen getirip bu burada olmuş gibi her taraf olmuş. Çünkü kırmızı var, mavi var, beyaz var. Ne yapıyoruz? Olmamış tarafı sağ üst köşeye alıyoruz. Ve şunu yapıyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Bu oldu. Olmamış tarafı sağ üst köşeye alıyoruz. Ve böylelikle küpümüz bitiyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.